Asiye Hanım, önümüz kapanıyor. Kuş uyusunlar uyutup dışarıda gülgül. Buca'da olduğumdan dolayı çok mutluyum. Adana'dan geliyorum. Buca'da gerçekten böyle bir festival olması ve böyle bir ambiyans olması gerçekten beni çok mutlu etti. Bu kadarı beklemiyordum. Adana'da da çeşitli festivaller oluyor ama bu kadar aynı düzeyde diyebilirim. İlk olmasına rağmen gerçekten çok güzel işlere imza atıldığını ve disiplinli olarak çok çalışıldığını, güvenlikten tut, bütün altyapı, sal, her şeyin güzel olduğunu fark ettim. Yani gelecek sezonda burada olmak çok isterim. Festival cıvıl cıvıl, akşamları konser alanı olsun. Millet çok memnun, zaten sıkılmıştı bu hayattan. Böyle bir ambiyans olması gerçekten çok gurur verici bir tablo. Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Buca'daki insanlarımıza selamlar, saygılar. Adana'ya yolu düşenleri mutlaka çaya kahveye bekliyorum. İzmir Bucalılar maşallah yani gelene ve gidene yani işten davranıyorlar, sağ olsunlar. Biz Burdur'dan geliyoruz. Yani Burdurlu hemşerilerimiz de burada çok. Sağ olsunlar, bizleri burada da yalnız bırakmıyorlar. Hem burada Burdur işimizi Buca'daki misafirlerimize tanıtıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimizi tanıtıyoruz. Buradaki gördüğünüz ürünler de hep Burdur'dan geliyorlar. Etimiz, pidemiz. Çok şükür. Biz memnunuz festivalden. Yani ilk güne rağmen güzeldi. Bugün ikinci günümüz. Daha hareketli bekliyoruz. Hafta sonu olmasıyla ile ilgili. İnşallah Bucalılar da biz de memnundur. Çok şükür abi. Bütün yörede insanlar burada. Bütün yöresel yemeklerimiz var burada. Çok güzel. Yani millet eğleniyor. Konserlerimiz var yani. Bayağı eğlenceli geçiyor. Gayet güzel, neşeli, sıcak. Atmosfer güzel. İzmir halkı zaten eğlenceyi seviyor. Biz Hatay'dan künefemizi icra etmeye geldik. Buca'da, Buca halkına çok teşekkür ederiz. Gerçekten ilgileri çok güzel. Buca'da olmaktan çok mutluluk duyduk. Allah razı olsun. Biz şu anda ilk etapta kendi kadayıfımızı kendimiz döküyoruz. El dökümü. Bu kadayıfımızı dinlendirip önce burada döküp çıkartıyoruz efendim böyle göz önünde. Dinlendirip tereyağıyla ustalarım içeride harmanlayıp künefe yapıyor göz önünde. Şöyle şu şekilde efendim. İlk kadayıfımız böyle göz önünde dökülüyor efendim. Ondan sonra peynirli künefe tepsilerde pişiriyoruz. Porsiyon porsiyon kesip sunuyoruz. 2 yıllık bir pandemi sürecinden sonra üreticiye, tüketiciye Buca'nın gelişmesi adına önem arz ediyor. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel bir kalabalık var. Buca Belediye Başkanımız Erhan Kılıç'a teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik düzenlediği için. Valla çok eğlenceli. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Hareketli, konserler var. Alışveriş yapıyor herkes. Gayet çok güzel, sıcak bir ortam var. Bir teşekkür alıp işi gönderelim. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, herkes şefe baksın, bütün ustalar. 1, 2, 3. Haydi bismillah. Bravo, bravo, güçlü alkışlarla. Ateşte buluşuyorlar bu kebap. Hadi alkış. Alkış yok ya. Bravo. Siz izleyin İzmir istersin, buradan Anadolu'ya kadar yollar. Sen bu buradan Adana'ya kadar bir yolu yaparsın. Biz de çok çalışıyoruz. Gönülle gönülle köprüler yapıyoruz usta. O yüzden zaten bu sene daha ustam yakışırdı. Kızlara ustama koşuşurdu. Bu güzel kadar koşuşurdu. Şimdi de size afiyet olsun. Siyasi.
siyasetin dışında ya aslında bu tarz şeyi gazetelerine bir türlü bravo! Nereden çekiyor bunlar ya? Her hafta orada ya. Ne Yaşar Usta kendilerinden bir tane mesaj geçiyor. Yaşar Usta. Evet. Bravo! Harika! Bir ustamızı güçle almış olabilir mi? Gerçekten Bucu'nun bu kentin en dinamik ilçesi olduğunu gösterdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz. Hepimiz evlerimize kapandık. Deprem, sel felaketleri gerçekten çok kısa süre içerisinde başımıza açıkçası gelmeyen kalmadı. Eğlenmeyi özledik. Hep beraber bir araya gelmeyi özledik. Ve düşündük Bucalı hemşehrilerimize o özledikleri yörelerinin lezzetlerini, gastronomisini ve aynı zamanda tabii ki sanatı bir araya getirelim ve güzel bir festival yapalım dedik. Ve şu anda görüyorum ki gerçekten çok güzel bir karar vermişiz. Burada eminim iyi eğleniyorsunuzdur. Getirdiğimiz buradaki bu yörelerimizin lezzetleri, yörelerimizin o hepimizin belki özlemle hayal ettiği lezzetleri bugün sizlere sunduk. Biz Buca'nın geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bucalı vatandaşlarımızın hayatını nasıl kolaylaştırırız? Onun için mücadele veriyoruz. Çok yakın zamanda bir asfalt seferberliğini gerçekleştireceğiz Buca'mızda. Girilmedik yol kalmayacak. Girilmedik sokak kalmayacak. En yakın zamanda gerçekten Buca'ya yakışır yollar, kaldırımları sizin hizmetinize sunacağız. En yakın zamanda Buca'mıza 700 kişilik bir gösteri sanatları merkezi kazandıracağız. Buca'mıza özellikle Şirinyer bölgesi, Efeler Mahallesi, Vali Rami Bey bu bölgede bir Berlin duvarı gibi şu anda işlevsiz bir demir yolu hattı var. Ve belki de hepimizin hafızalarından silinmeyen, özellikle eski Bucalıların bildiği bir istasyonumuz var. Buraya gerçekten Buca'ya yakışır bir yürüyüş yolu, orayı bir jungle tarzı ve istasyonun olduğu yeri de hepiniz aynı burada gördüğünüz gibi bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Ve bunu da en yakın zamanda sizlere kazandıracağız. Biliyorsunuz Buca metrosu da son hızıyla idari işlemleri bitti. En yakın zamanda ilk gazla vurulur ve Buca trafiğine de çok ciddi manada hem Buca trafiği için hem de ulaşım için hepimizin hayatını kolaylaştıracak ve gerçekten 21. yüzyıla sokacak bir noktaya getirecek Buca'yı. Andan Kahveci Caddesi'ni yani cezaevinin tam ortadan kesmiş olduğu Adnan Kahveci Caddesi'ndeki o yolu da açacağız ve Menderes Caddesi'ne paralel Menderes Caddesi'nden daha uzun bir yolu Buca'mıza kavuşturmuş olacağız. Biz sosyal demokrat belediyecilik şiarıyla bu yola çıktık. Halk için çalışıyoruz, sizler için çalışıyoruz. O yüzden bekleyin yapacaklarımızı, gerçekten size yakışır, çok güzel bir Buca geliyor. Çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemle
hem kentimizi gelecekte geliştireceğiz, hem de bu ülkeye, vatana, millete hayırlı çocuklar yetiştireceğiz. Daha yaptığımız çok iş var. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolu. Bu aydınlık yoldan hiç sapmadan, hiçbir şekilde taviz vermeden yürümeye devam edeceğiz.
telefonlar çıksın. İçimde kırılmalı ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzün, soluğum susar. İçimde kırılmalı ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzün, soluğum susar. Sarılın yanıma sen, çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar. Yeah.